Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Feridun ve yanımda Seyka demek isterim yine. Yalnız başımıza, oyun köşemizde, yayın köşemizde sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hatırlarsanız bir ara Seyka'yla Japonlar Türk Yemeklerini Deniyor isminde bir videoya tepki hazırlamıştık. Bu sefer de Türklerin Japon yemeklerini, Japon yiyeceklerini, Japon mutfağından olan şeyleri denediği bir video var. Onu izleyeceğim. Oha diyorum, bu videosu yaklaşık olarak bir 7 sene önce falan çekilmiş herhalde aşağı yukarı. Bununla ilgili olarak bir böyle tepki izleyeyim, edeyim, göreyim neler yemişler, neler yapmışlar. Japonca telaffuzları falan böyle bir kendimce değerlendireyim istedim. Son zamanlarda biliyorsunuz hani böyle TikTok'tur, Instagram'dır, Facebook videolarıdır vesaire olsun. Böyle kısa kısa işte 30 saniye, 60 saniye, 1,5 dakika olan videolar vesaire oluyor. Hani tepki videoları olsun, günlük yaşantıdan videolar olsun vesaire gibi durumlardan video paylaşan çok fazla insan olmaya başladı ki Japonya'da şu an inanılmaz ünlü ve gerçekten trende girmiş bir olay bu. Uzun videoların yanı sıra küçük kısa böyle tatlı eğlenceli videolar da hazırlıyorlar. Bizim kanalımız için nasıl olur? Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili olarak? Sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. İşte şunu bu şekilde kısa kısa video olarak anlatsan abi, ya da serilere dönüştürürsen güzel olur. Ya da hazırladığın uzun videolardan eğlenceli kısımları kesip böyle o tarz videolar yaptığın bir yer, bir içerik vesaire olur diyorsanız yine yorumlarda belirtmekten çekinmeyin arkadaşlar. İçerik olarak gerçekten çok fazla içerik var ama çoğunu Seyka ile birlikte hazırlamak istediğim için hani tek başıma hazırlayabileceğim içeriklerin gerçekten sınırı var ve tek başıma çektiğim videolar genelde Seyka ile çektiğimiz videolara kıyasla pek izlenmiyor, pek rağbet yok. Çünkü insanlar geldi Seyka'nın tepkilerini, yorumlarını vesaire, o suratı, o konuşmasını falan merak ediyorlar. Kanal zaten Seyka'nın kanalı. Japon bu değil. Direkt Japon diye kanalın ismini değiştireceğim ben. Hazır bu Japon muhabbeti geçmişken Temmuz ayının 29'u için Japon vatandaşlığına geçmek anlamında gerekli olan ilk adımı atmış bulunuyorum. Rezervasyonumuzu yaptırdık. Gidip buradaki göçmen bürosuyla görüşeceğim. 3 adımdan oluşuyor. Zaten daha önceki videolarda da anlatmıştım sizlere eğer hatırlıyorsanız. İlk mülakata gireceğim. Umarım artık hayırlısı olur da Japon vatandaşlığına ben de sorunsuz, problemsiz geçebilirim. O halde çok fazla uzatmadan isterseniz bu haftanın videosuna geçiyoruz. İzliyoruz, tepkiliyoruz. Japonya. MediaCraft Japon yemekleri seziyor. Dragon Roll Sushi. Yiğit. Bu sefer öyle wasabi'ye bak abi. Hani... Dragon Roll Sushi. Yemek var dediler, geldim. Tam bilmeyeniş. O kadar wasabi konur mu abi Allah aşkına ya? Avokado. Yılan derisi. Ben bunu ilk okuduğumda Dragon Roll acaba Japonya'ya özgü bir şey mi ya? Ejderha yiyeceğim diye sandım. Bilmiyorum. Avokado yılan derisiymiş. Daha yılan da yılan derisi suşi de ilk defa. Ah be. Gelmedi benim şimdi. Saygı duruşu be. F be abi be. Biraz da wasabi. Wasabi çok koydular ama. Wasabi değil mi? Yok, wasabi almayayım abi. Abi soya sosu olsaydı keşke ya azıcık. Şey yok mu? Bir Japon yemeği yapmışsınız. Ben yani. Soya sosu olsaydı çok daha iyiydi bu arada. Ne onun ismi söylesene. Chopstick olmadan ben yiyemem ama yani neyse, artık sizi kırmayayım şimdi yani. Chopstick, varibashi deniyor bu arada Japonca'da. Bilmiyorum abi, ben çok suşicilerde falan görmedim abi. Hani ben yılan derili avokadolu suşi vardır ben elbette. Abi çok kötü. Harbi çok kötü. Gerçekten çok kötü. Çok ekmek az köfte gibi ya. Bol pilav içinde. Gerçi bunun işi biraz dolu da. Arkadaşım şey, soya sosu lazım ona işte. Üzerindeki sos esas çok güzel bence. Yoksa pirinç yani. Yoksa dökülü var mı üzerindeki sos, soya sosu? Yoksa tare sosu dedikleri bir sos var, o mu? Ne? Yılan derisi mi? Ben niye okumadım baştan bunu ya? Yılan derisi yedik. Edamame. Bu bir aslında çerez denebilir aslında arkadaşlar. Edamame. Haşlanmış edamame. Soya fasulyesi. Bildiğimiz fasulye gibi zaten. Bunu genelde alkol evet. Alıyorken yani bu yemek daha kullanırlar. Tamamlamamış ki. Bizdeki böyle fıstık yani? Fındık gibi falan düşünüyorum. Bir ara ayıklamak modaydı da işlerini. Bu ayıklanmadan yeniyor zannediyorum. Böyle sadece sek yeniliyor. Sek mi ne? Bir de çıkarmak yerine ısırıp ya, yemeniz daha çok mantıklı. Genelde. Daha bulabilir. Zaten böyle ağzıma alıp çektiği zaman ablanın yiyiş tarzı doğru bu arada. Kabuğuyla falan. Kabuğuyla yeme ya. Kopmuyor. Kabuğuyla yeme abi. İdare ederim. Çiğniyorum. Bitmiyor. İçi güzel de kabuğunu beğenmedim ben bunun. Abi çiğniyorum ne yani. Bu ne abi ya? Bitti. Güzel. Aslında çok lezzetli ve çok hafif bir arkadaşlar. Atıştırmalık aperatif yani. Arkadaşlar. Güzel, gayet. Tamam, alkolü falan çok güzel gidiyor. Niye böyle yiyorlar bilmiyorum. Eksik, bunun çok eksiği var daha. İnsan azıcık bir şey yapar. Bir tuz, bir karabiber, bir şey yani. Tam Türk kafası ya. Kabuğu yenmiyor, vitamini kabuğunda falan değil. İçini yani tek tek uğraşılmaz bununla ya. Bu da berbat. Tamago nigiri. Tamago nigiri. Allah'ım çok arıyor musunuz bunları ya? Tamagoyaki. Tatlı Japon omletiymiş bu. Evet, omlet, şekerli omlet. Yumurta olsa gerek. Abi hepsini yemek zorunda mıyım? Bu arada çok lezzetli omlet oluyor bu. Omlet var burada. Bu inanılmaz lezzetli. Ben zaten çok fazla et balık vesaire yemediğim için. Siyah sargıyı da yiyorsun diye tahmin ediyorum. Şişe falan gittiğim zaman yiyorum abi. Oldukça lezzetli bu arada. Ama güzel yapmışlar. Sizlere de tavsiye ederim. Bunun böyle
bir hediye paketi gibi böyle sarıp sarmalamışlar. Bir de sanki bantla, elektrik bandıyla sarılmış gibi biraz duruyor öyle. Elektrik bandı. Yine o sushi kafasından çıkamamış. Tek parçada ben bunu yer miyim? Yerim bence. Haydi bakalım. Buna biraz soya sosu döksek falan bayağı güzel olabilir. Bayağı lezzetli bir şey. Bence bir numarası yok yani. Üstteki parçayı ben çok beğendim. Tadı çok hoşmuş. Müthiş. Ama yani gittik diyelim restorana. Bana bir tane tamago nigiri getirin demem yani. Arkadaş her şeyin yanına pilav konulmaz ki ya. Bunu evde de yaparız biz. Az yumurtalı pilav. Az kuru fasulye gibi. Lapa pilav. Pilav bile değil yani. Lapa pirinç. Omlet. Yani. Normal böyle ıslak bir nasıl kodan. Gömüyorlar başka ya? Başka şeyle sararız. Bununla sarmak zorunda mıyız? Değiliz değil mi? Beğendim arkadaşlar bunu yiyin. Sararız yani. Maguro sashimi evet. Allah'ım ya bu ne ya? Maguro sashimi. Maguro çiğ balık bu arada arkadaşlar. Bunlar da ton balığı dilimleri yani maguro sashimi. Maguro sashimi. Sashimi, bilmem ne himi. Bu, eğer ben bunu yersem dümdüz et balık olarak da yeniyor ama soya sosu da dökülür üstüne genelde. Ve serin yenmesi çok daha mantıklı arkadaşlar. Yanlış bir hata var bunda bence. Bayağı çiğ balık bu ya. Yemesek olur mu? Bununla birlikte turşu gibi bir ürün ben yerseniz çok daha rahat olur. Hani. Emin misiniz? Herkes yedi mi bundan? O zaman ben küçük çiğ yemekten alacağım. Korkan insanlar varsa. Bu arada inanılmaz sevilen bir balık. O kadar yeter. Tadımlık. Maguro denilen balık arkadaşlar yani. Japonya'da. Ve pahalı. Desenlerindeki çizgileri sert ya. Of. Ağızda dağılıyor böyle paramparça. Resmen berbat bir şey bence. Hiç denemeyin bunu. Oh. Biraz zor yuttum. Tadı güzel de böyle tek başına. Kendimi balık halinde hissediyorum. Ağzımda hani böyle girersiniz ya. Her yerden balık kokar. Sular mular yerlerde böyle. Aşırı çiğ balık. O balık kokusu. O kadar çiğ ki yani böyle. Kendimi şey gibi, gerçek bir ayı gibi hissettim böyle. Hani nehirden böyle havada kapmalı, yemeli falan. Atın beni denizlere demek istiyorum. Age tofu. Bu lezzetlidir bu arada. Kızartılmış tofu bildiğiniz. H tofu. Age tofu. Tofu kızartması. Tofu ne oluyor hiç bilmiyorum da. Yaş. Of. Abi çok lezzetli demeyin öyle ya. Zaten görüntüsü offside yani. Offside kızartma değil abi, biraz daha bizim kültürümüze yakın bir şey. Bakalım belki güzeldir şöyle. Tofu kızartması. Tofu ne? Bana önce bir tofunun ne olduğunu söyleyin de. Tontiş bir görüntüsü var ama kıvam biraz düşündürüyor beni yani. Ha işte pişmiş bir şey sonunda ya. Adamlar işte ateşi bulduktan önceydi bundan öncekiler. Ateşi bulduktan sonra da bu. Hani hangisi tofu şimdi? Bu mu? Şaka bu da olsa hoş değil abi bence. Bakalım ama nasılmış. Allah'ım sen beni affet ya Rabbim. Allah mı? Niye Allah'ı kattın ki işin içine? Güzel güzel, fena değil. Böyle ağızda dağılıyor. O kızartma tadı da var ya. Yapmayın böyle şeyler ya. Bu kadar kötü değil ya. Bilmiyorum. Abo yok abi. Ben bunu hayatta denemem. Bana para verseniz de ben bunu denemem. Hoş bakalım. Şu ayrı ayrı. Nasıl? Ayrı ayrı hiçbir şeye benzemiyor bütün halde. Zaten tofunun bir tadı yok ki yani. Bu ne? Bu ne? Bu da başka bir parçası. Bakalım burası nasıl? Ağzı dağıldı. Hiçbir tat almadım ya. Çok zor yuttum. Tadı... Tadını tanımlayamam bile. Vallahi böcek daha güzel. Kesin eminim yani bunu, onu da tattım, bunu da tattım yok yani. Bu nedir ya? Öf. Pisang eoreng mi? Pisang eoreng. Yılang yılang yağ gibi böyle. Bu Malzik Japon yemeği değil diye biliyorum ben ama bak işte, zaten Japonca bile değil pisang eoreng. Görüntü bende puslandığı için eğer telaffuzu doğruysa sen o şekilde yazılıyorsa. Sen muzu kızartıyorsun? Arkadaş muz dünyanın bence en güzel meyvelerinden biri. Sen al bunu kızart, üstüne bal dök. Ha bu tatlı galiba. İyi ya. Ama bence bunun tadı güzeldir. İçinde muz var, kakao var. Bal, kakao, muz bir arada ne kadar kötü olabilir ki zaten yani. Onların elinden çıkınca bilmiyorum, ben emin olamıyorum yani. Ha, omlet de yedik de omlet de bizim omlet değil yani. Eğer bu da kötüyse Japonya'ya gitmeyeceğim. Sanki çok gidiyorum da. Bence bu kesin güzeldir. Güzel kokuyor bak, bu güzel kokuyor. Bilmiyorum, ben ilk defa duydum gördüm arkadaşlar böyle bir şey olduğunu. Bir bütün Japonya'da özellikle tatlı. Ayılık yapacağım. Hiç karşılaşmadım yani 5,5 yılda. Harbi güzelmiş. Tarif edilmez, yaşanır. Şu anda böyle Nirvana'ya ulaşmışım gibi hissediyorum arkadaşlar yani. Yani bunu 6 kere tadıp 6 farklı şey söyleyebilirim yani. Gerçekten çok güzel bir şey. Bunu yapmışlar. Tebrik ediyorum. Tatlı iyi. O zaman Japon tatlı tatlısı devam değil muhtemelen ama. Japon waffle'ı. Yirmeyin öyle. Eyvallah. Başka şeyleri yani. O neydi ya? O neydi öyle ya? Güzel ya, bunu beğendim. Herhalde birer parça aklınız var da ben neyse sona kaldığım için hepsini götüreyim. Bunu da beğendim arkadaşlar. Bence
elinize geçerse veya evde de yapabilirsiniz bence bunu. Muzu alın, kızartın falan. Bunu kaçırmayın net. Her türlü gömün yani, çok güzel. Çileği falan da kızartın, ne bileyim. Gayet güzel, bir de çilek olsa yanına süper olur. Bizim Türk insanı tatlı oldu mu gömüyor ya, hiç affetmiyorlar. Yani uzak doğu bana çok uzak, buna kesin eminim. Bir günde doyduk. Güle güleyim. Güle güleyim. Vallahi arkadaşlar, bilmiyorum, izledik, gördük. Oldukça eğlenceliydi aslında ama hepsi Japon yemeği mi, net bir şey söyleyemiyorum o konuyla ilgili. Hiç daha önce görmediğim yemekler falan da vardı. Yani sushi zaten Asya kültüründe olan bir şey. Sadece Japonlara özgü değil, Çin'de de Kore'de de yeniyor ama sonunda çıkan tatlıyla ilgili olarak gerçekten emin değilim hani Japon tatlısı mı değil mi. Net bir şey söyleyemiyorum o konuyla ilgili olarak ama güzel bir, eğlenceli bir, kısa böyle tadımlık içerikli diye düşünüyorum. Yine eğer bu tarzda böyle izlememi, yorumlamamı istediğiniz videolar, içerikler vesaire varsa, hani sadece video olmak zorunda da değil, ne bileyim kısa film olur Japonya'yla ilgili ya da Japon'la ilgili, Türk'le ilgili, böyle Türkiye-Japonya karışımı vesaire, herhangi bir şekilde tepki verebileceğimiz, izleyip konuyla ilgili konuşabileceğimiz bir video olursa her türlü elimden geldiğince içerik hazırlamaya ben devam etmek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı, arkadaşlarınıza önermeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. O halde benden bu haftalık bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.